11. soruda x ve z'ler pozitif, y'ler y büyük 3x'miş, x değil y kare artı z kare küçük 9. Bu yüzeylerle sınırlı D bölgesi şekilde verilmiştir. Şu integrali hesaplayınız demiş. Z, D ve DZ, DY, DX sıralamasına göre sınırları yazmaya çalışalım. DZ, Z'nin sınırları. Kartezyen koordinatlarda çalışıyoruz. Z'nin sınırları Z'ye paralel, Z boyunca, pozitif Z boyunca ilerleyen bir doğru çektiğimiz zaman XY düzleminden, yani diğer ismiyle Z eşittir 0 düzleminden giriş yapar. Şuradan şu eğriden çıkış yapar. Yani Z eşittir 9 eksi y kareden çıkış yapar. DY ve DX için iz düşüme ihtiyacımız var. Y eşittir 3x'i çizelim. Bu y eşittir 3x. Bir de şurada y eşittir 3 var. Şurası da y eşittir 3. Bölgemiz burası. DY dedik. DY dediysek o zaman y'ye paralel bir doğru çekeriz. Nereden giriyor? Y eşittir 3x'ten giriş yapıyor. Nereden çıkıyor? 3'ten çıkış yapıyor. Peki x'ler hangi aralıkta olur? Şurası 3 olduğu için burası 1'e karşılık gelir. X'ler de 0 ile 1 arasında değerler almakta. Buradan z'nin integrali 0'dan 1'e kadar. Burası 3x'ten 3'e kadar. Z'nin integrali z kare bölü 2. 0 ve 9 eksi y kare karekökün içinde. Sonrasında dy ve dx var. Şuradan devam edelim. 0'dan 1'e kadar, 3x'ten 3'e kadar z kare bölü 2. Şunun karesini alırsak 9 eksi y kare. 9 eksi y kare bölü 2. 0 koyarsak 0. Sonra dy ve dx var. 0'dan 1'e kadar 9 bölü 2 y eksi y küp bölü 3. Bir de burada 2 olduğu için y küp bölü 6. Sınırlar 3x ve 3, sonrasında dx var. 0'dan 1'e kadar 9 bölü 2'yi 3 ile çarptığımız zaman 27 bölü 2. Şuradan da 27 bölü 6 eksi 27 bölü 6. 3x koyunca 27x bölü 2 çıkarttığımız için eksi 27x bölü 2. 3x koyunca 27x küp bölü 6 çıkarttığımız için 27x küp bölü 6 artı 27x küp bölü 6. Burada da dx. Şimdi x'e göre integral alırsak, öncesinde şunu 3 ile genişlettiğimiz zaman 81 eksi 27 54 bölü 6 gelir. Onu bir sadeleştirelim. 54 bölü 6, bu da 9 çıkar. Yani şurası 9x yapar. Eksi 27 bölü 2 x yerine de integralini aldığımız zaman x kare bölü 2 yazarız. Sonrasında 27 bölü 6 x üzeri 4 bölü 4 gelir. Sınırlar 0 ve 1. 1 koyduğumuz zaman 9 eksi 27 bölü 4 artı 27 bölü 24 yapar. Bunu 24 ile bunu 6 ile genişlettiğimiz zaman 24 çarpı 9 216. 27 ile 6'yı çarptığım zaman 120, 42, 162 yapar. Bir de artı 27'miz var. Aşağıda ise 24 var. Bunları hesaplayalım. Buradan şurası 54, 64, 74, 81 bölü 24 gelir. 3'e böldüğümüz zaman 27 bölü 8 gelir. Şıklara bakalım var mı? E şıkkında var. 12. soru doğrultu türevi sorusu. Fx, yz, e üzeri x eksi y, eksi c sinüs z fonksiyonunun p0 noktası ve bir vektör verilmiş. V vektörü. Bu vektör doğrultusundaki türevi 2 bölü kökmüş. Doğrultu türevi için öncelikle gradient f'e ihtiyacımız var. Gradient f nedir? F'in x'e göre türevi i'nin katsayısı. F'in y'ye göre türevi j'nin katsayısı. F'in z'ye göre türevi k'nın katsayısı olmak üzere şöyle bir vektördür. Gradient f'in x'e göre türevini alırsak e üzeri x eksi y'yi aynen yazıyorum.
Üstünün x'e göre türevi 1 olduğu için onu yazmaya gerek yok. Çarpı i diyelim. i'nin katsayısı. Bu f'in y'ye göre türevi. B üzeri x eksi y'yi aynen yazıyoruz. Üstünün y'ye göre türevi eksi 1 olduğu için başındaki işareti eksi yaptım. Bu da j'nin katsayısı. Artı f'in z'ye göre türevi eksi c sinüsün türevi kosinüs olur. Eksi c çarpı kosinüs z yapar. Bu da k'nın türevi. Bu gradyant f'i 1, 0, 0'da hesaplarsak x yerine 1, y yerine 0, z yerine 0 koyuyoruz. E çarpı i eksi e çarpı j ve c yerine ise c değil z yerine 0 koyduğumuz zaman kosinüs 0, 1 yaptığı için eksi c çarpı k gelir. Şuradaki vektörü ise birim vektör yapmamız gerekiyor. Bunu boyuna böldüğümüz zaman birim vektör elde edebiliriz. I artı j eksi k bölü bu vektörün boyu. I, j, k'ların katsayılarının kareleri toplamı olur boyu karekökün içinde. Bu da 1 bölü kök 3 i artı 1 bölü kök 3 j ve eksi 1 bölü kök 3 k olarak bulunur. Gradyant f'in verilen noktada hesaplanmış haliyle şu birim vektörün skaler çarpımı bize doğrultu türevini vermekteydi. Gradyant f çarpı şuna biz u vektörü diyelim. Çarpı u vektörü skaler çarpım. İ'lerin katsayılarına bakarsam 1 bölü kök 3 ve e bölü kök 3 gelir. Artı j'lerin katsayıları çarpımı. Bu da eksi e bölü kök 3 gelir. Eksi c ve eksi 1 bölü kök 3 k'ların katsayıları. Bunların çarpımından da c bölü kök 3 gelir. Bunun kaç olduğunu söylemiş? 2 bölü kök 3 olduğunu söylemiş. Bunlar birbirini götürdü ve c eşittir 2 bulmuş olduk. 13. soru bir fonksiyon. E üzeri x, y fonksiyonu. Bunun x küp artı y küp eşittir 54 kısıtlaması altında maksimum değeri nedir? Lagrange çarpanları metodu ile çözülecek bir soru. Şu kısıtlamaya gx y diyelim. Gx y eşittir. X küp artı y küp eksi 54 eşittir 0 diyelim. F fonksiyonumuz da fx y eşittir. E üzeri x y. Lagrange çarpanları metodunda şöyle bir denklem sistemini çözüyoruz. Gradyant f eşittir. Lambda çarpı gradyant g. Bu denklem sisteminin çözümünü bulmaya çalışacağız. Gradyant f, f'in x'e göre türevi. F'in x'e göre türevi. E üzeri x, y'yi aynen yazıyorum. Üstünün x'e göre türevi y olduğu için bunun yanına y gelir. Bu i'nin katsayısı. F'in y'ye göre türevi. E üzeri x, y'yi aynen yazıyorum. Üstünün y'ye göre türevi x yapar. Bu da j'nin katsayısı. Eşit olacakmış lambda çarpı. G'nin x'e göre türevi 3x kare. Bu i'nin katsayısı. Y kübün türevi ise 3y kare. Bu da j'nin katsayısı olur. Buradan i ve j'lerin katsayılarını eşitlediğimiz zaman e üzeri x y çarpı y eşittir. Lambda çarpı 3x kare gelir. E üzeri x y çarpı x ise lambda çarpı 3y kare gelir. Şimdi burada x, y, lambda var. Bir tane daha denkleme ihtiyacımız var. Bu noktalar bu g'yi sağlaması gereken noktalar olduğu için x küp artı y kübünde 54 olması gerekir. Şimdi bu 3 bilinmeyenli 3 denklemden oluşan denklem sistemini çözmeye çalışalım. Nasıl yapılabilir? Birinci denklemi x ile ikinci denklemi y ile çarpıp birbirinden çıkartırsak şöyle olur. E üzeri x, y çarpı x, y. Lambda çarpı 3x küp. Birinci denklemi x ile çarptım. İkinci denklemi y ile çarpalım. Lambda çarpı 3y küp yapar. Çıkarttığımız zaman birbirinden ikinci denklemi birinci denklemden çıkartalım. 0 eşittir. Lambda 3x küp eksi lambda
3y küp gelir. O halde 0, 3, 3'leri ve lambdaları parantez içine alabilirim, parantezin dışına alabilirim. 3 lambda x küp eksi y küp gelir. Burada iki çözüm söyleyebiliriz. Ya lambda eşittir 0 olur ki bu mümkün değil. Lambda'ya 0 verirsek burası 0, burası 0. Buraların 0 olabilmesi için x ve y'nin mecburen 0 olması gerekir. Çünkü e üzeri x'ye 0 yapamaz hiçbir zaman. O yüzden şurada y'nin, burada da x'in 0 olması lazım. Ama burada x ve y yerine 0 koyduğumuz zaman 54 elde edemeyiz. O zaman lambda 0 olamaz. Diğer durum ise x küp eksi y küpün 0 olması durumu. Bir de şurada denklemimiz var. X küp artı y küp. X küp artı y küp eşittir 54 olmalıydı. Burada x'ini toplarsak 2 tane x küp eşittir 54 yapar. O zaman x eşittir 3 gelir. X eşittir 3 olmalıymış. X eşittir 3'e karşılık y de 3 gelmeli. Y de 3 olur. Hem x eşittir 3 hem de y eşittir 3 her ikisi de 3 olması gerekiyormuş. Kritik noktamız bu çıktı. Bunu da denklemde hesaplarsak fonksiyonun maksimum değeri e üzeri 3 çarpı 3 yani e üzeri 9 yapar. 14. soruda bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun yerel ekstremum noktalarından birisi. Kritik noktalarını bulalım. F'in x'e göre türevi 3a x kare artı y kare eksi 1 gelir. X'e göre türev aldık. Y'ye göre türev alırsak, y'ye göre türev aldığımız zaman ax küp 0 olur. X y kareden de 2x y gelir. Y'ye göre türev aldığımız zaman da bu geldi. Bunların her ikisini sıfıra eşitlediğimiz zaman kritik noktalar bulunur ki bunlardan bir tanesi de buymuş. Y eşittir 0 ve x eşittir 1 bölü 2 kök 6 oluyormuş. Y eşittir 0 evet burayı zaten sağlıyor. Koyduğumuz nokta 1 bölü 2 kök 6 ve 0 noktası burayı da sağlamalı. Çünkü kritik nokta olmalı. 3a çarpı x kare bunun karesini alırsak 1 bölü 4 çarpı 6 24 artı y kare y yerine 0 koyduğumuz için orası gitti. Eksi 1 eşittir 0 yapar. 3a bölü 24'ün 1 yapması gerekiyor. 3a'nın 24 yapması gerekir. A'nın da 8 olması gerekir. 15. soru w fonksiyonu x ve y'nin bir fonksiyon olarak verilmiş. X ise u ve v'nin bir fonksiyonu, y de u ve v'nin bir fonksiyonu olarak verilmiş. Şöyle bir diyagram yapalım, bir çizelge yapalım. W x ve y'nin bir fonksiyonu, u ve v'nin bir fonksiyonu da x, u ve v'nin bir fonksiyonu. Aynı şekilde y de u'nun ve v'nin bir fonksiyonu. Bizden istediği şey W'nun U'ya göre kısmi türevinin UV01'deki değeri nedir? W'dan U'ya gitmeye çalışıyoruz zincir kuralı kullanarak. Önce W'nun X'e göre türevi şuraya geldik. Daha sonra X'in U'ya göre türevi diyoruz. Burada da U olduğu için ikinci yolumuz da W'dan Y'ye geçiyoruz. Y'den de U'ya geçiyoruz. Bunu hesapladığımız zaman W'nun U'ya göre türevini bulmuş olacağız. W'nun X'e göre türevini hesaplayalım. Burada var. Burada X'e göre türev alırsak kosinüs Y gelir birinci parçadan. Artı ikinci parçadan kosinüsün türevi eksi sinüstür. Eksi sinüs X'ye. İçinin X'e göre türevini alırsak oradan da X'ye'nin türevinden Y gelir. Bu tamam. X'in U'ya göre türevi, U'ya göre türev alırsak burada 2U gelir. Artı W'nun Y'ye göre türevini alırsak X sabit kosinüs Y'nin türevi eksi X sinüs Y olur. Kosinüsün türevi eksi sinüs X Y. Bir de içinin Y'ye göre türevinden X gelir. Bir de burada y'nin u'ya göre türevi var. Y'nin u'ya göre türevini aldığımız zaman v gelir. Çarpı v. Bu w'nun u'ya göre türevi. Burada u yerine 0, v yerine 1 koyarsak
Ama burada gördüğümüz gibi x ve y'ler de var. Acaba x ve y ne gelir? U yerine 0, y yerine 1 koyarsak burada y eşittir 1 gelir. U yerine 0, v yerine 1 koyarsak buradan da x eşittir 1 gelir. Bunları koyduğumuz zaman şu denklemde kosinüs y. Y kaçtı? 1'di. Y kaçtı? Düzeltiyorum, şurası 0 olacak. Y 0, kosinüs 0, 1'dir. Sinüs xy, xy 0'dır. O zaman bu kısım komple 0 gelir. X 0, x 1'di pardon. Ama sinüs y, y 0 olduğu için burası da gider. Sinüs xy, buradan da burası gider. Sadece 1 kalmış olur. Cevabımız C şıkkı olur. Burada küçük düzeltme yapıyoruz. X'in U'ya göre türevini komple WX ile çarpmamız gerekiyor. Şurası WX kısmı. Burada bir parantez koymam gerekiyor. Aynı şekilde ikincide de şu V, bu V neydi? Y'nin U'ya göre türevi ve Y'nin U'ya göre türevi bununla çarpılıyordu. Komple bununla çarpmamız gerekiyor. Yani şöyle yapalım. Artı eksi x sinüs y eksi sinüs x y, bir de şurada x var. Komple bunları v ile çarpıyoruz. Böyle koyarsak y yerine 0 koyduğumuz zaman kosinüs 0 1. Burası gitmişti. 2 u. U yerine ne koyuyorduk? 0 koyuyorduk. Burası 0 geldi. Benzer şekilde şuraları yine 0 diyebiliriz. Sinüs y ve sinüs x y 0 oldukları için oralarda 0'dır. 0 eksi 0'dan bunun cevabı 0 gelir. 16. soru bir fx y fonksiyonunun bir nokta bu noktadaki ve şu birim vektörü yönündeki doğrultu türevi bir vektördür demiş. Doğrultu türevini biz şöyle hesaplıyorduk. Gradyant f'i hesaplıyorduk verilen noktada. X0, Y0 noktasında hesaplıyorduk gradyanti. Bunu skaler çarpımı yapıyorduk. Neyle? Bu doğrultudaki birim vektörle. U vektörü bölü U'nun boyu diyelim. Bunu birim yapmamız gerekiyordu. İki tane vektörün skaler çarpımı bize bir sayı verir. Vektör vermez. O yüzden bir doğru olamaz. 2'ye bakalım. Ya da bu tanım yaptıktan sonra 3'e bakalım hemen. Gradyant f gradyanına dik herhangi bir u vektörü yönünde. Şu u vektörü buna dik olacakmış. İki vektör birbirine dikse skaler çarpımları. Bundan x'i birbirine dik skaler çarpımları. O zaman 0 yapar. Burada da 0 dediğine göre 3 kesin doğru zaten. 2'ye bakalım. Bir fx y fonksiyonunun 0'dan farklı. Gradyant f gradyanının ters yönünde en hızlı azalır. En hızlı arttığı ve en hızlı azaldığı yönler. Yani aslında bizim şurada bu skaler çarpımı maksimum minimum yapmaya çalışıyoruz. Bu skaler çarpımı nasıl maksimum yapabiliriz? Şurada U bölü U'nun boyunu şöyle V vektörü diye alalım. Boyu 1 olan bir V vektörü. İki tane vektörün skaler çarpımı nasıl hesaplanırdı? Diğer versiyonunu düşünürsek birinci vektörün boyu çarpı ikinci vektörün boyu çarpı kosinüs teta aralarındaki açının tetası kosinüsü. V'yi biz birim vektör olarak seçtiğimiz için burası 1 yaptı. Gradyant f belirli olduğu için ve şu nokta da belirli olduğu için bu da sabit bir sayı olur. O zaman şu ifadenin maksimum olması kosinüs teta'nın maksimum olmasına bağlı. O zaman kosinüs teta'yı maksimum 1, minimum da eksi 1 olarak alırsak en hızlı arttığı durum 1 olmasıyla gerçekleşir. En hızlı azalış ise eksi 1 olmasıyla gerçekleşir. Teta'nın eksi 1 olması neye bağlı? Teta ne zaman eksi 1 olur? Teta eğer pi olursa. Bu da şu anlama gelir. Gradyant f böyle iken v vektörü ise bunun tam tersi yönünde olur. En hızlı azalış. Bunun sonucunun eksi 1 olmasına bağlı. O da aralarındaki açının pi olması. 180 derece. Yani birbirine tam zıt olmaları anlamına gelir. Gradyant f gradyanının ters yönünde. Evet, o zaman şu v vektörü ne olarak seçilmiş olacak? Gradyant f'in ters yönü olarak seçilmiş olacak. Cevap da Denizli olur. 17. soruda fxy iki değişkenli bir fonksiyon var. F'in x'e göre türevinin 1'e 0'daki değeri. F'in x'e göre türevini alıyoruz. E üzeri
Üstel fonksiyonlarda ne yapıyorduk? E üzeriyle ifadeyi aynen yazıyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Üssünün türevi. Üssünün türevinden neye göre? X'e göre türevinden. Şunun X'e göre türevini alırsak eksi kosinüs y gelir. Bir de üstel fonksiyonlarda a üzeri fx gibi şeylerde ne yapıyorduk? Bir de ln a yazılıyordu. Burada taban e olduğu için ln e 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Şuradan devam edelim. Y sabittir. Y'ye dokunmuyoruz. Aynı şekilde e üzeri x bölü 1 artı y kare aynen yazdık. Şimdi üssünün x'e göre türevi diyeceğiz. X'e göre türevi şu başındaki eksi 1 bölü 1 artı y kare sabit olacağı için eksi 1 bölü 1 artı y kare olmuş olacak. X'in türevi çünkü 1'dir. Bunu bulmuş olduk. Burada komple ne koyuyoruz? X gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Y 0 olduğu için kosinüs 0, 1'dir. X yerine 1 yazmıştık. Şurası e üzeri eksi 1. E üzeri eksi 1. Kosinüs 0. Kosinüs 0, 1 olduğu için şurası da eksi 1 geldi. Eksi e üzeri eksi 1, birinci parça. Artı y 0 olduğu için burası komple gider. Artı 0 diyelim. O zaman eksi 1 bölü e cevabına ulaşırız Bursa. 18'in soru basit bir soru. İki değişkenli bir fonksiyon var. Yerel maksimum, yerel minimum ve eğer noktası ile alakalı. İkinci türev testi denilen testi kullanıyorduk. A, B noktası zaten kritik nokta olarak verilmiş. Neyi hesaplıyorduk? Fxx, Fyy eksi Fxy'nin karesine bakıyorduk öncelikle. Fxx 4 gelir. Fyy 2 gelir. Eksi Fxy eksi 2 bunun karesini aldığımız zaman 8 eksi 4, 4 gelir. Bu pozitif. Bu baktığımız ifade eğer negatif olsaydı eğer noktası diyorduk. Pozitif olduğu için eğer noktası değil. Yerel maksimum, yerel minimum olabilir. Bakalım. Ona da nasıl karar veriyorduk? Fxx'ten karar veriyorduk. Fxx AB'ye bakıyorduk. Fxx AB 4 yani pozitif. Fxx pozitif olduğu zaman buna yerel minimum diyorduk. Eğer bu negatif olursa, sıfırdan küçük olursa o zaman yerel maksimum olacak. Bu yerel minimum dedik. Bu olur. Mutlak mıdır? Onu bilemeyiz. Sadece bu yerel olarak bize sonuç verir. Şu kullandığımız test. Yerel minimum kesindir. Yani şurada yerel olarak minimum şöyle bir şey olabilir ama başka bir yerde bundan daha küçük bir seviyede olabilir. Yerel olarak belli küçük bir aralıkta o aralık içinde minimum değer bu noktadır anlamına gelir. Mutlak olmak zorunda değildir. O yüzden cevap A. 19. soruda bu haliyle integral almak neredeyse imkansız gibi. Sinüsün içinde x ve y değişkenleri var. Her ikisi de karekökün içinde. Bu haliyle işlem yapamayız. Bunun yerine kutupsal koordinatları düşünelim. X eşittir r cos teta ve y eşittir r sin teta diyelim. Dy dx var burada. Dy dx yerine de biz neye geçeceğiz? Dr ve dθ'ye geçeceğiz. Bunun başına da bir r konulur. Burada Jacobian denilen bir şey hesaplanıyor. Bu da r olarak çıkar. Dy dx veya dx dy gördüğümüz yerlere kutupsal koordinatlara geçiyorsak r koyarız. R, dr, dθ. Sonra şuradaki sınırlara ihtiyacımız var. Bu bölge nedir? Bir bakalım. Üst sınır y eşittir 4 eksi x kare. Alt sınır ise y eşittir 0. Bunu açtığımız zaman şöyle bir ifade elde ederiz. Her iki tarafın karesini alırsak ve düzenlersek x kare artı y kare eşittir 4 ve y eşittir 0. Bu da bir çember ifade eder. Ama çemberin tamamı değil. Nereden giriyormuş? Alt sınırımız y eşittir 0. Y eşittir 0 x eksenimiz olur. Y eşittir. Y'ler gördüğümüz gibi burada daima pozitif. Y'ler daima pozitif olacaksa şu üst sınır, üst kısım olabilir. Hepsi olabilir ya da bunun yarısı olabilir. Ona da şu karar verecek. 0-2 aralığı denildiği için sadece bu bölge olur. Buna göre integrali tekrar yazarsak. Sinüs x kare artı y kare hesaplandığı zaman x kare artı y kare eşittir r kare gelir.
O zaman şurası kökün içinde olduğu için sinüs r yapar. Aynı şekilde aşağısı da r yapar. D'ye dx yerine biz ne koyacaktık? R, dr, dθ koyacaktık. dr. R'ler kutupsal koordinatlarda ne anlama geliyordu? Şu doğru parçalarının uzunlukları. Bunlar daima 0 ile 2 arasında. Açı ise 0 ile pi bölü 2 arasında. Çizdiğimiz bölgede baktığımız zaman 0 ile pi bölü 2 arasında. R'ler gider. 0 pi bölü 2. Sinüsün integrali eksi kosinüs R 0 ve 2 koyuyoruz. Dışarıda dθ var. 0'dan pi bölü 2'ye. R yerine 2 koyarsak eksi kosinüs 2 eksi kosinüs 2 0 koyarsak da kosinüs 0 1 olduğu için şurası eksi 1 çıkarttığımız için artı 1 gelir. Dışarıda dθ var. Bu bir sayı olduğu için bu sayının teta'ya göre integrali teta konularak elde edilir. Buraya 0 ve pi bölü 2 koyarsak pi bölü 2 koymamız yeterli. Pi bölü 2 1 eksi kosinüs. Şurada teta değil 2 vardı. 1 eksi kosinüs 2 yapar. 1 eksi kosinüs 2 çarpı pi bölü 2 Ceyhan olur. 20. soruda çift katlı integral var. Bunun direkt olarak integralini hesaplamaya çalıştığımız zaman e üzeri x eksi x küp bölü 3 var. Bunun integralini direkt olarak hesaplamak mümkün gözükmüyor. Ama bunun y'ye göre integralini almaya çalışsaydık, bunlar her şey x'e göre oldukları için y'ye göre integrali çok basit bir şekilde yanına direkt olarak y konularak hesaplanabilirdi. İntegrali direkt olarak y çıkardı. O zaman biz sınırları sıralamayı değiştirmeye çalışalım. dx dy yerine dy dx yapalım. Bunun için de ne yapıyoruz? Önce bölgeyi tespit edelim. X eşittir kök 1 eksi y ve x eşittir eksi kök 1 eksi y yapar. Buradan her tarafın karesini alırsak x kare 1 eksi y gelir. Her ikisi için de ortak olarak gelir. Buradan y'yi çektiğimiz zaman 1 eksi x kare gelir. Y eşittir 1 eksi x kare parabolü. Kökler eksi 1 ve artı 1. Kolları aşağı bakar. Şöyle bir parabol. Şöyle bir parabol olur. Ki zaten şurada dx ile başlamışız. X'e doğru şöyle bir doğru çekersek giriş noktamız parabol, çıkış noktamız parabol. Parabolün negatif tarafından, eksili tarafından giriş yapıyoruz. Pozitif tarafından çıkış yapıyoruz. X'lere de ne demişiz? 0 ile 1 arasında demişiz. O zaman bizim bölgemiz burasıymış. Bu bölgeye göre integrali tekrar yazalım. E üzeri x eksi x küp bölü 3. Biz dy dx sıralamasını kullanmak istiyoruz. Y'ye paralel doğrular çektiğimiz zaman bunlar daima x ekseninden yani y eşittir 0 doğrusundan girer. Ve şu parabolden çıkış yapar. Onun ismi de 1 eksi x kare. 1 eksi x kare. Peki dx var. Dx'ler nereden nereye? Eksi 1'den artı 1'e kadar. Eksi 1'den 1'e kadar oldu. Şimdi bakarsak eksi 1'den 1'e kadar y'ye göre integrali aldığımız için buradaki sayı gibi düşünülebilir. Bir sabittir. Y'ye göre integrali e üzeri x eksi x küp bölü 3 çarpı y yapar. Y'ye de 0 ve 1 eksi x kare koyuyoruz. Dışarıda dx var. Eksi 1'den 1'e kadar e üzeri x eksi x küp bölü 3 çarpı 1 eksi x kare y yerine 1 eksi x kare koyduk. 0 koyunca zaten 0 gelir çarpı dx. Burada baktığımız zaman bunun türevi tam olarak bu geliyor. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Dönüşüm yapabiliriz. Buna u diyelim. 1 eksi x küp bölü 3. 3 x kare. 3'ler gider. 1 eksi x kare gelir buranın türevi. 1 eksi x kare dx'e du diyoruz. E üzeri u du yaptı o zaman. Sınırlar değişmiş olacak. X yerine 1 koyarsak x eşittir 1 için u eşittir 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 gelir. X eşittir eksi 1 olursa eksi 1 artı 1 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3 gelir. Eksi 2 bölü 3 ve 2 bölü 3 gelir sınırlarımız. E üzeri u'nun integrali e üzeri u'dur. Sınırlar eksi 2 bölü 3 ve 2 bölü 3 olur.
Buradan e üzeri 2 bölü 3 eksi e üzeri eksi 2 bölü 3 yapar. Bakalım şıklara. Sanırım C şıkkı olur.